Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 5. sınıf yeni nesil Türkçe sorularıyla karşınızdayım. 7 tane sorumuz var. Ama öncelikli olarak yeni nesil sorular nedir? Bu konuyla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Bazı öğrencilerimiz yine mi yeni nesil sorular dediğini duyar gibiyim ama sevgili öğrencilerim yeni nesil sorular zor sorular demek değildir. Sadece bizden edinmiş olduğumuz bilgiler konusunda mantık yürütmemizi aslında olabildiğince hayatın içinden örneklerle oluşturulmuş sorular diyebilirim. Yani öncelikli olarak biraz zorluk çekiyoruz. Ama gerçek yaşamla bağlantılar kurarak, gerçek hayatla ilişkilendirerek biraz daha düşünmemizi sağlayan sorular. Yani farklı bir bakış açısıyla hazırlanmış. Bugün LGS sınavlarında artık bu tür sorular çıkıyor. Sadece Türkçe'de değil, matematik ve diğer derslerde de yeni nesil soruları görebiliyoruz. Yani bizden sorularda bilgi, muhakeme, analiz, gerçek hayatla ilişkilendirme konusunda bir üst aşamayla soruları çözmemiz isteniyor. Dediğim gibi aslında zor değil. Sadece farklı formatta hazırlandığı için bize zor gibi geliyor. Ama birazdan göreceksiniz sorularımızı çözdüğümüz zaman gerçekten son derece kolay ve zevkli sorular olduklarını göreceksiniz. Evet, birinci soruyla başlıyoruz. Bu afişteki kaç numaralı bilgi afişin başlığıyla doğrudan ilgili değildir. Öncelikli olarak afişin başlığına bakıyoruz. Yürüyüşün faydaları. Bakalım birinci bilgiye. Kısa ve hızlı yürüyüşler yapmak kalp ve akciğer sağlığımızı korumanız için en iyi yoldur. Evet yürüyüşün faydalarıyla ilgili yani afişin başlığıyla doğrudan ilgilidir. 2. İkiyi okuyalım. Yürüyüş yapmak strese de birebir. Yürüyüş yaparken kan basıncınız düzene girer. Mutluluk hormonu olan endofrin salgılarsanız, salgılarsınız ve kendinizi rahatlamış hissederseniz, Yine bu yürüyüşün faydalarıyla ilgili bir bilgi. Üçüncü bilgiye bakalım. Ağaçlık alanlar hafta sonu yürüyüş yapmak isteyenlerin uğrak yeri diyor. Dördüncü bilgi düzenli ve ritmik olarak yapılan yürüyüş zayıflamaya ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Yine yürüyüşle olan bir bilgi. Yani yürüyüşün faydaları ile ilgili 1 2 ve 4 yürüyüşün faydaları ile ilgili ama görüyorsunuz ağaçlık alanlar hafta sonu yürüyüş yapmak isteyenlerin uğrak yeri diyor. Yürüyüşün faydaları ile ilgili bir bilgi söz konusu değil. O zaman doğru cevabımız C şıkkı diyoruz. Evet sevgili öğrencilerim. ikinci sorumuzda bir görsel var. Tulum peyniriyle ilgili bir görselimiz var ve soruda şu söyleniyor: Bu görsel bu görselde tulum peyniriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine yer verilmemiştir? A imal tarihine, B içeriğinin ne olduğuna, C nerede üretildiğine ve D nasıl satıldığına. Hızlı bir şekilde görseli incelediğimiz zaman bakın içindekiler bölümü var. İçindekiler bölümüyle sevgili öğrencilerim, pastörize inek sütü, peynir mayası, tuz, kuru madde vesaire yani içeriğinin ne olduğu konusunda bir bilgi var. Yani içeriğinin ne olduğuna yer verilmiş. Bize yer verilmeyen bilgilerden bahsediyor. Yine muhafaza edilen dereceler var. Üretildiği yer evet. Nerede üretildiği var mı? Evet bakın adres verilmiş. Altında Ankara en son üretildiği ilçe ve ilin ismi. Evet, nerede üretildiği bilgisini görüyorum. Nasıl satıldığına dair bir bilgi var mı? Bakın tartılarak satılır ifadesi var. Bu da bize nasıl satıldığını söylüyor. Tartılarak satılır. Bakın burada imal tarihi ve partino diyor. İmal tarihi A şıkkında imal tarihine yer verilmiş midir? Bu görselde imal tarihine yer verilmemiştir. Sadece imal tarihinin ambalaj üzerinde olduğu söyleniyor bize. Dolayısıyla imal tarihine bu görselde yer verilmemiştir. Doğru cevap A şıkkı. Üçüncü soruda iki tablo verilmiş bizlere. Verilen birinci tabloda böbrek naklinde kan grubu uyumu ve ikinci tabloda bazı kişilerin kan grupları gösterilmiştir. Bizden istenen ne? Böbrek nakli olmak için hastanede yatan Hakan, arkadaşlarından kendisine yardım etmelerini istemiştir. Nazlı, Ömer, Osman ve Cengiz arkadaşlarına seve seve böbreklerini verebileceklerini söylemişlerdir. Şimdi bakalım Hakan'ın kan grubu A olduğuna göre. Evet. 1. Ömer'in kan grubu böbrek nakli için Hakan'la uyumlu değildir. Bizden şöyle bakın yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur? Ömer'in kan grubu böbrek nakli için Hakan'la uyumlu değildir. Ömer'in kan grubu B. Evet. Hakan'ın kan grubu A olduğu için uyumlu değildir. Doğru bir ifade. Evet. İkinci ifademiz Osman'ın kan grubu böbrek nakli için Hakan'la uyumludur. Osman'ın kan grubu A, Hakan'ın kan grubu da A. Dolayısıyla böbrek verebilmesi için yani böbrek nakli için Hakan'la uyumludur. Doğru. Üçüncü ifadeye bakıyoruz. Üçüncü ifade Cengiz'in kan grubu böbrek nakli için Hakan'la uyumlu değildir. Şimdi Cengiz'in kan grubu burada sıfır. Hakan'ın kan grubu A. İlk önce ne düşünüyoruz biz? Uyumlu değil diye düşünüyoruz ama birinci tabloyu gözden kaçırıyoruz sevgili öğrencilerim. Çünkü birinci tabloda bakın verici ve alıcı ifadesi var. Yani Hakan'ın kan grubu neydi? A idi. A kimden alabilir? Bakın A A'dan alabilir. A, A'dan alabilir. A aynı zamanda sıfır kan grubundan alabilir sevgili öğrencilerim. Sıfır vericidir. Hem A'ya verir hem B'ye. Hem A, B'ye hem de kendi kan grubuna. Dolayısıyla Cengiz'in kan grubu yani sıfır kan grubu. Cengiz'in kan grubu sıfır. Hakan'ın kan grubu A uyumlu değildir diyemeyiz. Böbrek nakli için uyumludur. Çünkü sıfır kan grubu vericidir. Alıcı olan A kan grubuna. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır sevgili öğrencilerim. Uyumlu değildir diyemeyiz. Doğru ifadelerimiz 1 ve 2. O da C şıkkında doğru cevabımız C şıkkı. Evet sevgili öğrencilerim yine yeni nesil sorularla devam ediyoruz. Türkçe soruları. Yine güzel bir soru okumaya ve okuduğumuzu iyi anlamaya yönelik. Bakın aynı sınıfta okuyan Beril, İrem ve Nisanur'un anne babalarının öğrenim durumları ile ilgili bilinenler şunlardır. Bir kişi lise, iki kişi ortaokul ve üç kişi üniversite mezunudur. İrem'in babası ortaokul mezunudur. Nisanur'un anne ve babasının öğrenim durumları aynıdır. Beril'in annesi lise mezunudur. Bu bilgilerden hareketle bizlerden hangi yargıların kesinlikle yanlış olduğunu söylüyor. Bu gibi durumda şöyle bir bakın bir grafik oluşturabiliriz. Beril, Beril yazayım şuraya. İrem ve Nisanur. Beril'in annesi, Beril'in babası, Beril'in annesi ve babası, anne ve baba. Şimdi Bilgilerden yola çıkarak yerleştirelim. İrem'in babası ortaokul mezunudur. İrem babası ortaokul mezunu. Evet kısaca yazıyorum. Ortaokul mezunu. Beril'in annesi lise mezunu. Anne lise yazıyorum Beril'in annesi. Diğer bir ifademizde diyor ki bakın burada Nisanur'un anne ve babasının öğrenim durumları aynıdır. Şimdi Nisanur'un anne ve babası Ortaokul mezunu olabilir mi? Bakın İrem'in babası ortaokul mezunuydu. 2 kişi ortaokul mezunu. Şimdi ben Nisan Nisanur'un anne ve babasına ortaokul mezunu yazarsam zaten İrem'in babası da ortaokul mezunuydu. 3 kişi ortaokul mezunu olmuş olacak. Yanlış bir ifade. Neden? 2 kişi ortaokul mezunu. Biri İrem'in babası. Nisan Nisanur'un anne ve babasının öğrenim durumları aynı. Aynı olduğu için ben ortaokul yazamam sevgili öğrencilerim. Geriye ne kaldı? Üç üniversite mezununun ikisi Nisanur'un anne ve babasıdır diyebilirim. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Üniversite diyorum. Evet sevgili öğrencilerim. Çünkü neden? Üç üniversite mezunu vardı. Bunların ikisi Nisanur'un anne ve babası. Şimdi geriye kalan ifadelerde Beril'in babası ve İrem'in annesi için, bakın bir ortaokul mezunu ve bir üniversite mezunu kaldı. İrem'in annesi hem üniversite mezunu olabilir hem de ortaokul mezunu. Beril'in babası da hem üniversite mezunu olabilir hem de ortaokul mezunu. Bununla ilgili kesin bir bilgi yok. O zaman kesin yanlış olanı bulalım şimdi. Bir, İrem'in annesi ortaokul mezunudur. İrem'in annesi bakın annesi hem üniversite hem ortaokul mezunu olabileceğini söylemiştim. Kesinlikle yanlıştır diyemem. Nisa Nur'un babası ortaokul mezunudur. Nisa Nur'un babası bakın babası ortaokul mezunudur. Hayır kesinlikle üniversite mezunu olduğunu biliyorum. Kesinlikle yanlıştır ifadesi doğru. Beril'in babası üniversite mezunudur. Beril'in babası bakın burada hem üniversite hem ortaokul mezunu demiştim. Dolayısıyla 3 de yanlış. Kesinlikle yanlış olan sadece 2. Evet sevgili öğrencilerim bu şekilde kendimizce bir grafik oluşturarak, bir tablo oluşturarak verilenleri yerleştirirsek bizden sorunun cevabını daha kolay bulmamız sağlanabilir. Evet diğer soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki kampanya afişine göre müşterilerin hangisinin kampanyadan yararlandığı kesin olarak söylenebilir. Evet buradaki kesin ifadesi bizim için önemli. Bir afiş var. Ata Kitap Kırtasiye'den 2020 yılının ikinci kampanyası diyor ve 5-30 Eylül tarihleri arasında evet uğramayı sakın unutmayın. Kampanya ilkokul kaynak kitaplarında yerli romanlarda Scrabble, Reversi ve 5 nokta zeka oyunlarında geçerlidir. İndirim tutarı etiket fiyatı üzerinden %25 oranında uygulanır. Şimdi kesin olarak hangisi söylenebilir onlara bakalım. Aşıkı Serap 4 Eylül 2020'de 4. Sınıf Fen Bilimleri kaynak kitabını almıştır. Şimdi kampanyada kaynak kitapları var mı sevgili öğrencilerim? Evet bakın 4. Sınıf İlkokul, İlkokul kaynak kitapları var ama 4 Eylül dediği için kampanyadan yararlandığını söyleyebilir miyim? Çünkü bakın kampanyanın tarihi 5 ile 30 Eylül tarihleri arasında. Dolayısıyla Serap 4 Eylül'de kitabı aldığı için kampanyadan yararlandığını kesin olarak söyleyemem. Buna yanlış diyorum. Eğer 5 Eylül deseydi ya da 5 ile 30 Eylül tarihleri arasında söylemiş olsaydı A şıkkına kesin doğru diyebilirdim. B şıkkına bakalım. Şengül 18 Eylül 2020'de Mehmet Raufun Eylül romanını almıştır. Mehmet Raufun Eylül romanı yerli bir romandır. Evet, kampanyada yerli roman ifadesini görüyorum. Peki, tarihler kampanya tarihleri arasında mı? 18 Eylül, 5 ve 30 Eylül tarihleri arasında. Evet, bu da doğru. O zaman Şengül'ün 18 Eylül 2020'de Mehmet Raufun Eylül romanını satın alması kampanyadan kesin olarak yararlandığını söyleyebilirim. Doğru cevabımız A, B şıkkı özür diliyorum. Ama diğer şıklara bakalım. Hümeyra 7 Eylül 2020'de Downbrow'un, Da Vinci'nin şifresi romanını almıştır. Şimdi kampanya tarihleri arasında ama yabancı bir roman Brown'un romanı dolayısıyla yabancı bir roman değil yerli romanlarla indirim söz konusu. Bunu da kesin olarak söyleyemem. D şıkkı Nergis 25 Sura Karta zeka oyunu almıştır. Yukarıdaki zeka oyunları verilmiş. Kampanyada geçerli zeka oyunları bunun için de kesin olaraktır diyemem ama kesin olarak söyleyebileceğim B şıkkı yukarıdaki bilgilerden çıkardığım sonuç. Evet diğer soruyla devam ediyoruz. Bir taksi dolmuşu var. Bu taksi dolmuşuna binen Ali, Mustafa, Fatih Evet Ali, Fatih, Mustafa, Gülay ve Hande'nin oturma düzenleriyle ilgili bilgiler şunlardır. Fatih'in arkasındaki koltukta Gülay oturmaktadır. Şoförün yanında oturan bir kadındır. Mustafa Hande'nin arkasındaki koltukta oturmaktadır. Bu bilgilere göre bizden 5 numaralı koltukta kimin oturduğu soruluyor. Sevgili öğrencilerim bu gibi sorularda verilenleri bizim yerleştirmemiz gerekiyor. 3 ifademiz var. Bakın İkinci ifadeye bakın. Şoförün yanında oturan kadın değil mi? Evet bir numara şoförün yanındaki koltuk ve bir numaraya kadın geleceğini biliyorum. Peki kadınlar kimdi? Bakın Gülay ve Hande. Gülay ya da Hande gelecek. Şimdi bir numaralı ifadeye iyi bakalım. Fatih'in arkasındaki koltukta Gülay oturuyor. İki kadından biri olan Gülay Fatih'in arkasında oturuyor. Bir numaraya Gülay gelebilir mi? Bir numaraya Gülay'ın gelmesi için önünde bir koltuğun olması gerekiyor. Olmadığı için ben bir numaraya Hande yazıyorum sevgili öğrencilerim. Kesinlikle bir numara Hande. Neden? Çünkü Gülay Fatih'in arkasında oturuyor. O zaman bire Gülay yazdık. Devam edelim. Şoförün yanında oturan kişiyi bulduk, kadını bulduk Hande. Mustafa Hande'nin arkasındaki koltukta oturmakta. Hande birse Mustafa, evet... 3 numaraya Mustafa yazıyorum çünkü Mustafa Hande'nin arkasında oturuyor. Şimdi bizden 5 numarayı istediği için 2 ve 4'te kimin oturduğunu bulmam gerekiyor. Bakın 1 num bir numaralı ifadeye tekrar bakalım. Fatih'in arkasındaki koltukta Gülay oturuyor. Şimdi Gülay 5 numarada oturabilir mi? Fatih'in arkasında olduğu için 5 numarada olamaz. Neden? Çünkü 3 numarada Mustafa var. Gülay Fatih'in arkasında Bakın 4 numarada Fatih olamaz ama Gülay olabilir. Neden? Çünkü ben iki numaraya Fatih yazarsam Fatih'in arkasında kim oturacak? 4 numarada Gülay oturacak. Evet. Bakın Fatih'in arkasındaki koltukta, Fatih'in arkasındaki koltukta Gülay oturuyor. Evet Hande'yi, Mustafa'yı, Fatih'i ve Gülay'ı bulduk. Geriye kim kaldı? 5 numarada Ali kaldı. O halde 5 numaralı koltukta ben Ali'nin oturduğunu söyleyebilirim. Evet sevgili öğrencilerim son sorumuz bir infografik sorusu. İnfografimizi incelediğimizde dünyada kaç kişinin internete erişimi var başlıklı bir infografik olduğunu görüyoruz. Evet ve verilen yargılar var. Bu yargılardan hangisi bu infografiye göre çıkarılabilir? Birinci ifademiz dünya genelinde internet kullanımı %53,6'dır. Grafimize baktığımız zaman evet doğru bir ifade olduğunu görüyorum. Dünyada internet kullanımı %53,6 evet. İkinci ifade Amerika'daki internet kullanımı Arap devletlerinden daha fazladır. Amerika'da %77,2 Arap devletlerinde %51,6 doğru bir ifade. Amerika'da Arap devletlerinden daha fazla internet kullanılmaktadır. Üçüncü yargımız Avrupa nüfusunun fazla oluşu internet kullanımını zirveye taşımıştır. Bizler Avrupa'daki internet kullanımının zirvede olduğunu görüyoruz. Doğru dünyada en fazla Avrupa'da yüzde %82,5 ile internet kullanımı söz konusu. Ama bu Avrupa nüfusunun fazla oluşuyla ilgili midir? Hayır. nüfusa oranla internet kullanımı söz konusu. Asya'nın nüfusunun Avrupa nüfusuna göre çok daha kalabalık olduğunu görüyoruz. Ama oradaki kullanım oranı nüfusuna göre daha az. Dolayısıyla nüfusunun fazla oluşu internet kullanımında Avrupa'yı zirveye taşımamıştır sevgili öğrencilerin. Böyle bir yargı çıkarılamaz. Doğru cevap 1 ve 2. Evet A Evet sevgili öğrencilerim bu şekilde 5. sınıf Türkçe ile ilgili Beceri temelli yeni nesil soruları çözmüş olduk. Hepinize başarılar diliyorum.